çeşitli vesilelerle bir araya geldiğimizde de belirttiğim üzere baroların yaptığı açıklamalar yalnızca meslektaşlarımız olan avukatların sorunlarıyla ilgili değildir. Bununla sınırlı değildir. Bunu bir kez daha burada tekrar etmek istiyorum. Çünkü örnek vermek gerekirse ayrı bir basın açıklamasıyla da dile getirdiğimiz ve her vesileyle tekrarladığımız ÇMK değişiklikleriyle ilgili o değişiklik paketinin içerisinde yer alan avukatların dosyaları, soruşturma dosyalarını incelemesine kısıtlama getiren, sınır getiren, yasak getiren düzenleme, sadece bundan bahsedeyim, esasen avukatlarla ilgili değildir. Bu toplumun, bireylerin savunma haklarının kısıtlanması, hatta yok edilmesiyle ilgilidir. Dolayısıyla bizim yaptığımız çalışmaların, beyanda bulunduğumuz hususların topluma aktarılması, toplumun bu anlamda bilinçlendirilmesi bakımından son derece büyük önem arz etmekte olur. Bunu da ancak siz değerli basın mensuplarının topluma yansıtmasıyla elde edebiliriz. O yüzden basına tekrar teşekkür ediyorum bu noktada. Bu birlikteliğimizin de bu şekilde sürüp gideceğine kalpten inanıyorum. Artık geldiğimiz çağ itibariyle herkes muhabir, herkes haberci oldu biliyorsunuz. Sosyal medya sayesinde. Ancak bizler an be an sosyal medya üzerinden gelişmeleri, yaşanan olayları ya da bir kısım açıklamaları takip edebilsek de bu haberlerin, bu açıklamaların sağlıklı olup olmadığını ancak yine belki sosyal medya üzerinden sizlerin yani basının paylaşımlarıyla emin olabiliyoruz. Ulusal basının ötesinde yerel basın aslında çok daha büyük önem arz ediyor. Belki en küçük köylerde, beldelerde, ilçelerde yaşanan olaylar ulusal basına aksetmiyor olabilir. Bunları ulusal basına da aksettiren, yerel düzeyde de toplumun bu konuda bilgilendirilmesini sağlayabilen yerel basın. O yüzden çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Basının sorunlarının da bizim sorunlarımız olduğunu da burada bir kez daha tekrar etmek isterim. Türkiye özgürlükler alanında istatistiklere baktığımızda 2014 senesi itibariyle de ne yazık ki yine son sıralarda yer almakta. Bu istatistikler tutulurken cezaevinde bulunan basın mensupları da bu hususta etkili. Sansür de bu hususta etkili. Bunlar artık 21. yüzyılda Türkiye gibi bir ülkede yaşanmaması gereken hadiselerdir. Eğer basın mensuplarının biri bile fikirlerini özgürce açıkladıkları için ya da birilerinin hoşuna gitmeyen haberler yaptıkları için biri bile eğer cezaevinde ise o demir parmaklıkların bu tarafında kalan bizler yani halk da aslında esir edilmiş demektir. Haber alma özgürlüğü son derece kutsaldır. Eğer buna engel olunursa bu ülkede demokrasiden hiçbir ülkede demokrasiden, özgürlükten söz edilemeyeceği çok açıktır. Ancak biz hala sosyal medyada dahi buzlama vesaire yöntemlerle halkın habere ulaşması, fikir ve düşüncelere ulaşmasının önüne engeller konulmaya çalışıldığını, buna bahaneler üretilmeye çalışıldığını görüyoruz. Oysa bu özgürlüğü, kısıtlamayı mazur gösterebilecek, makul gösterebilecek, dünyada hiçbir dilde hiçbir sözcük olmadığına inanıyorum. Umarım daha aydınlık günlerde yine böyle birlikte oluruz ama daha neşeli toplantılar yaparız.